NDNG diye bir tane arkadaşımız Enduro ekipmanları istemiş. Bu kaskın daha önceden tanıtımını yapmıştım fakat kendi kendine reflektörlü bir kask. O yüzden hani bunu önereceğim. Tabii bu hani senin dediğin bütçeye çok fazla uymayacak. Mesela bu işte 1000 liralık bir bütçenin içinde olamayacak bir kask. Daha ucuz bir kask. 353, 352, FF352, FF353 gibi bir kask alman gerekecek. Ama ben bunu tanıtıyorum çünkü bunu daha dayanıklı, daha iyi buluyorum. Hem de hani enduro sürüş için, spor sürüş için özel yapılmış bir kask. Bunu alırsan daha mutlu olacağına eminim. Fakat istersen sen FF352, FF353 alabilirsin. Bununla beraber Skoyko eldiven, bu MC17 eldiven. Bunu öneriyorum. Neden bunu öneriyorum? Çünkü her tarafında seni destekleyebilecek, kazadan zarar görmeni engelleyebilecek şekilde yapılmış destekleri var. Telefon hassasiyeti için yerleri var ve ön tarafında hem eklem yerlerinde hem körük mekanizması var, hem korumaları var, hem de yumruk korumaları var ve cırt cırtla kapanıyor. Bu seni uzun süre eldiven, bu eldiven seni uzun süre idare edecek bir eldivendir. Venom dizlik alabilirsin istiyorsan, Venom dizlikler iyidir. Armoden'in dizlikleri iyidir. Zamlon'un dizlikleri daha iyidir. Bütçeye tamamen sen karar ver. Ben açıklamalarda zaten ekstraları yazacağım. 1000 liralık bütçeye ortalama bir şey çıkmıyor. Çıksa da bazı şeyler eksik kalıyor. Rockwell'in botunu önereceğim. Zaten daha önceden tanıtımını yapmıştım. 299 liralık veya 250 liralık bir tane bottu. Üstündeki montu önereceğim. Bu montta Modeka'nın Upswing siyah modeliydi. Bu da yaklaşık 600 lira, 650 lira civarında bir maliyete gelecektir sana. Bunların yaklaşık bütçesi de sana 1200 lira, 1500 lira arası bir maliyete gelecektir. Bunları aldığın zaman da zaten hani seni uzun süre idare edebilecek bir yapıya sahip ve uzun süre kullanabileceğin bir yapıya sahip olacaksın. Aynı zamanda hani bunların tekrar tekrar almak zorunda kalmayacaksın. Umarım yararlı olmuştur. İyi sürüşler.